Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi'nin en güçlü tabletine yakından bakacağız. Tableti kutusundan çıkartacağız. Peki hangi tabletten bahsediyorum? Xiaomi Pad 6 modeli. Ofisimize geldi. Kamera karşısına geçtim. Ürünü birlikte kutusundan çıkartacağız. Özelliklerine yakından bakacağız. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi ünlü pembe bıçağımızı kullanacağız tabii. Hemen şöyle tepe kameramızı da göstererekten şuraları keselim. Resimleri açalım. En sevdiğim kısım burası. Kolay şekilde açılıyor zaten. Evet. Jelatinden kurtulmuş olduk. Arka kısmında herhangi bir şey yok. Ön tarafta bizleri Xiaomi Pad 6 yazısı karşılıyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğimiz var bu tablet modelinde. Güzel detaylar. Ve Xiaomi logosu da buraya konumlandırılmış. Şu şekilde kutuyu koyuyorum. Ve kapağımızı yükseltiyoruz. Direkt olarak tabletin karşımıza çıkması gerekiyor. Evet, tablet direkt olarak karşımıza çıkmış oldu. Bu bez yapı üzerinde de ürünün genel olarak özellikleri bizlerle paylaşılmış. 144 Hz destekli bir ekrana sahip. Snapdragon 870'ten gücünü alıyor bu tablet modeli. Bunların hepsine birazdan değiniyor olacağım. Şimdi sıra geliyor. Ürünün kutu içeriğine yakından bakma. Ürüne birazdan değineceğiz. Evet, burayı alalım. Bu kısım oldukça hafif. Yüksek ihtimalle kullanım kılavuzları karşımıza çıkacak diyecektim ki. Evet, kullanım kılavuzları karşımıza çıktı. Kenara alıyorum. Ve burada da biraz daha ağır bir kutumuz var. Bu da yüksek ihtimalle adaptörümüz. Buradan açıyoruz ve karşımıza adaptörümüz ve şarj kablomuz çıkıyor. Adaptörümüz 33 Watt destekli. Şöyle sizlere göstereyim. Cihaz 8840 mAh büyüklüğünde batarya sahip. Bu adaptörle birlikte ürünü şarj edebileceğiz. Ve kablomuzun da bir ucu USB-C, bir ucu da USB-A ve içleri turuncuya boyanmış durumda. Ve kutu içerisinde başka herhangi bir detayla karşılaşmıyoruz. Gördüğünüz üzere masam da biraz dağıldı. Hemen masamı toplayıp geliyorum. Evet, masamı topladım. Sıra şimdi geldi ürünü poşetinden çıkarma kısmına. Şu şekilde şu bezi açacağım. Şu detayı seviyorum. Bu premium hissettiren bir detay. Bu model de aslında premium bir tablet modeli. Özelliklerinden bahsettim zaten, siz de bunu çok rahat bir şekilde anlıyor olacaksınız. Evet, direkt buradan aslında çıkarsam daha doğru olacak. Ve işte tabletimiz böyle görünüyor. Arka tarafın tasarımı gerçekten çok iyi. Ve ürünün 3 farklı rengi de bulunuyor. Haberiniz olsun. Şu kısmı şu şekilde şöyle çıkartalım. Ve tam olarak sizlere tableti göstereyim. Evet, çıkardık. Kenara da atalım bunları. Ve tabletin arka kısmı bu şekilde. Şu kamera çerçevesine baktığımızda Xiaomi 13 serisinden, ailesinden gördüğümüz bir kamera tasarımı dilini görüyoruz. Oldukça güzel görünüyor söyleyebilirim. Bir tablete bunun yansılmış olması da güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Ve gelelim ön tarafa. Burada bizleri 11 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Ancak ilk olarak tabii ki tableti bir uyandırmak gerekiyor. Nasıl tutuyoruz? Ve Xiaomi logomuz da gelmiş oldu. Ben tableti hızlı bir şekilde kurup geleceğim. Daha sonrasında detayları birlikte yakından bakacağız. Evet, tableti hızlı bir şekilde kurdum. Ek bir şekilde beklememe gerek kalmadı. Hızlı bir şekilde kurulduğunu söyleyebilirim. Şimdi sıra geliyor tasarım detayları hakkında konuşmaya. Ürün ekranı 11 inç büyüklüğünde ve ön kameramızda sağ kısma konumlandırılmış dik tuttuğumuzda. Ancak ürünü yan tuttuğumuzda kamera orta üst tarafa konumlandırılmış durumda oluyor. Bu da toplantılarda kullanım yaptığınız aslında kameranın iyi bir konumda olduğunu bizlere gösterebiliyor. Ürünün çerçevesine geldiğimizde bizler burada ses butonunu görüyoruz. Onun da üst tarafında bir güç butonu bulunuyor ve bizler burada neyi görüyoruz ek olarak? 2 adet hoparlör görüyoruz. Bu ürün Dolby Atmos destekli bir ürün. Ve sol tarafa geldiğimizde herhangi bir şey karşımıza çıkmazken alt tarafta 2 adet hoparlör deliği ve Type-C portu bizleri karşılıyor. Bu ürün 33 Watt'ı destekliyor ve stereo hoparlör desteği de birlikte geliyor. Toplamda dörtlü bir hoparlör dizilimi görüyoruz. Ürünün alt kısmı da İşte bu şekilde. Peki ürünün çerçevelerinde hangi malzeme kullanılmış? Hem çerçevede hem de arka tarafta bizler alüminyum malzemeyle karşılaşıyoruz. Bu fiyatlarda, bu segmentlerde güzel hissettiren bir tasarım detayı olduğunu söyleyebilirim. Premium hissettirdiğini kesin bir şekilde vurgulamam gerek. Ben tasarımsal açıdan ürünü oldukça şık göründüğünü düşünüyorum. Malzeme açısından da oldukça başarılı bir ürün olduğunu yeniden vurgulamış oluyorum. Ve şimdi geliyoruz ekran özelliklerine. Daha yakından bakmaya. Ürün ekranı 11 inç büyüklüğünde ve bu ekran 1 milyar renk gösterebiliyor. 1 milyar renkin yanı sıra HDR10B Dolby Vision desteğiyle birlikte de kendini ön plana çıkartıyor. Bu fiyatlarda, bu segmentlerde bu detaylar Xiaomi Pad 6'yı kesinlikle güçlendirmiş. Bu segmentlerde rakiplerle bir kıyaslama yapıldığında ben Xiaomi Pad 6'nın çok ciddi şekilde kendini ön plana çıkardığını, satış konusunda markaya avantajlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Peki ekran çözünürlüğümüz nedir? Ekran çözünürlüğümüz 1080x2880 ve 144 Hz tazelim hızını bizler bu ekranla kullanabiliyoruz. Hemen ayarlara gelelim.
ekran kısmına tıklayalım. Yenileme hızına geliyoruz. Bakın burada şu an varsayılan kısımdayız. Ancak özele geldiğimizde yenileme hızını bizler ek olacak şekilde 90-144 Hz olarak da seçebiliyoruz. Benim tavsiyem varsayılan modunu kullanmanıza yönelik olacaktır. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu modda kullandığınızda tablet gerektiği durumlarda kendisini 144 Hz alacağından ötürü ilk bir şekilde pil harcamayacak. Gerekmediği durumlarda daha aşağıda bir tazeleme hızı sunduğundan pil optimizasyonu daha iyi olacak ve daha uzun ekran süreleri bu tabletle elde edebileceksiniz. Ben kullanımlarımda genel olarak kullanım yaptığımda varsayılan modu kullanacağım. Sizlerin o şekilde kullanmasını tavsiye ediyorum diyebilirim. Ve ekran yenileme hızı da işte genel olarak bu şekilde. Peki bu ürünün ekranın paneli nedir? Bizler burada IPS LCD panelle karşılaşıyoruz. Bazı kullanıcıların IPS LCD panellere göre farklı görüşleri olabiliyor ama ben şunu söyleyebilirim kesinlikle. Ürünün ekranı oldukça canlı görünüyor. Dizi, film, video izlerken kesinlikle sizlere keyif verebilecek bir ekran. Genel bir tüketim yaptığınızda bence aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Herhangi bir teknoloji mağazasına gittiğinizde de bu ekranı sizler test edebilirsiniz. Ben genel açıdan bakıldığında ürünün ekranını başarılı buldum. Peki parlaklık değerimiz nedir bu 11 inçlik ekranda? 550 nits seviyelerinde ortalama ideal bir parlaklığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Genel açıdan bakıldığında dediğim gibi ben ürünün ekranını oldukça başarılı buldum. Keyifli vakitler geçirilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu başarılı ekranda merak ettiğim detaylardan bir tanesi şu. Netflix L1 kodu desteği. Hemen bunu isterseniz birlikte bir yakından bakalım. Çünkü bu kadar yüksek çözünürlüklü bir ekranda Netflix tarafından düşük çözünürlükle birlikte bir medya tüketimi yapmak açıkçası istemem. Hemen internete bağlı Netflix'e gidip bu detaya bakacağım. Evet, kontrolümü yaptım. Hemen geri geldim. Ürün L1 kodu Netflix tarafını destekliyor ve HDR tarafında bizler HDR10 desteğini de görüyoruz. Yani tam kalite. İçerikler bu kaliteli ekranla birlikte tüketebileceğiz. Bu beni mutlu eden bir detay oldu. Çünkü dediğim gibi bu yüksek çözünürlükle birlikte Netflix tarafında L3 kodu ile karşılaşsaydık 480p görüntüleri izleyecektik. Burada Xiaomi tarafı lisanslamaya giderek hem HDR tarafında hem de tam kalite içerik tarafında kullanıcılara güzel deneyimler vaat edebilmiş. Bu açıdan bakılınca ürün ekranla birlikte kesinlikle keyifli vakitler geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Evet, ürünün genel olarak ekran özellikleri bu şekilde. Son olarak ekran korumasından bahsetmek istiyorum. Ürün ekranı Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Bu segmentte genel olarak zaten bizler bu korumayla karşılaşıyoruz. Xiaomi P6'da da bu bizim karşımıza çıkmış oldu. İşlemciye geçmeden önce son olarak sizlere ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Ürün 490 gramlık bir ağırlığa sahip. Bakın içerisinde 8840 mAh büyüklüğünde batarya görüyoruz. 11 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Bu açıdan bakıldığında ürünün ağırlığının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ki ürün hem incelik açısından bakıldığında hem de genel açıdan bakıldığında oldukça kompakt bir ürün. Ben elde taşıma açısından da herhangi bir sorun yaşatacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ürünün tasarımını ve genel olarak ekran özelliklerini oldukça başarılı buldum. Bu segmentte kesinlikle ama kesinlikle dikkat çekecek. Peki bunların dışında farklı güçlü olduğu yanlar var mı? Kesinlikle var. Bu ürün gücünü Qualcomm Snapdragon 870 5G işlemcisinden alıyor. Bakın 870 işlemcisinden bahsediyorum. 7 nanometrelik üretim aşamasından geçmiş. Adreno 650'ye sahip ve oldukça güçlü bir işlemci kendisi. Oyun oynadığınızda, normal tüketimler yaptığınızda, iş yaptığınızda kesinlikle herhangi bir şekilde kasma donma ağırlaşmayla karşılaşabildiğiniz bir işlemci değil. Bu fiyatlarda bu segmentte beklentileri karşılayabileceğini düşünüyorum. Ve bu işlemciye de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. UFS 3.1 desteğimiz var. SD kart yükseltmesi bu tablette desteklenmiyor. Peki bu ürünün 8 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu baz model mi? Hayır değil. En yüksek modeli. Piyasada sizler 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı sahip olan versiyonu görebilirsiniz. Bana ulaşan model dediğim gibi 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sahip en yüksek versiyonu. Ve bu tarz tabletlerde en fazla merak edilen kısımlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki oyun performansı. Evet, cihazın içerisindeki işlemci kesinlikle güçlü bir işlemci. Sizler istemiş olduğunuz oyunu çok rahatlıkla oynayabilirsiniz ama ben sizler için bir PUBG Mobile testi yaptım. PUBG Mobile'da hangi ayarlarla oynanabiliyor, en yüksek ayarlarımız hangisi, ayarları düşürdüğümüzde ne kadar FPS'e ulaşabiliyoruz bunları sizlere göstereceğiz. Şimdi isterseniz PUBG Mobile testimize bir yakından bakın, daha sonrasında yeniden buluşalım. We'll be right back.
Evet, cihazın genel olarak performansı bu şekildeydi. Performans arayanların kesinlikle beklentilerini karşılayabiliyor Xiaomi Pad 6 modeli. Şimdi sıra geldi kamera tarafına yakından bakmaya. Cihazın arka tarafında bizler dikdörtgen bir yapı görüyoruz ve bu yapı içerisinde ana kameramız bulunuyor. Ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K 30 fps video desteğiyle birlikte geliyor. Bir tabletten bahsediyoruz ve arka kameramız 4K video çözünürlüğü destekliyor. Ön tarafa geldiğimizde hemen ekranı uyandırayım. Bakın şu sağ tarafta görmüş olduğunuz kamerada 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 1080p 30 fps videolar kayıt alınmasını sağlıyor. Bu kamerayı kullanarak 1080p videolar kayıt altına alabilirsiniz. Sizlere şundan bahsedeceğim. Bu ürünü sizler toplantılarda kullanabilirsiniz. Ön kameranın performansı toplantılar açısından bakın oldukça yeterli performans. Arka kamerayla birlikte günü kurtarmak adına fotoğraf videoları çekebilirsiniz. Bir telefondan alacağınız performansı beklemek pek doğru olmayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü ürünün hitap ettiği kitle farklı. Bu ürün kamera özellikleriyle ön plana çıkan bir ürün değil. Bu ürün medya tüketimi güç tarafıyla öne çıkan bir ürün. Ondan dolayı beklentinizi buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. Kamera performansları kesinlikle kötü değil. Ancak beklentiniz dediğim gibi bu yönde yaptığınızda daha mutlu olabilirsiniz. E tabi öyle kuru kuru bahsetmek de olmaz. Sizler için çekmiş olduğumuz fotoğraf video örnekleri bir yakından bakalım. Çekmiş olduğunuz fotoğraf video yüklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi ürünün batarya özellikleri hakkında konuşmuyor. Bu ürün 8840 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Batarya kapasitemiz oldukça büyük. Kutudan çıkan 33 watt adaptörle birlikte bizler tableti şarj edebiliyoruz. USB-C üzerinden gidip ürünü kolay bir şekilde şarj edebileceğiz. Şunu söyleyeceğim. 33 wattlık bir hızlı şarj kapasitesi bu segmentte oldukça yeterli bir kapasite. Daha yüksekleri görebilirdik ama ürünün fiyatı belli ve segmenti belli. Bu açıdan bakıldığında ben ürünün kötü olduğu yanlardan biri olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sıra geldi hoparlör hakkında konuşmuyor. Ürüne 4D hoparlör dizilimi görüyoruz ve bu hoparlör Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Bizler Dolby Atmos'u özelleştirebiliyoruz. Ses modlarını ayarlayabiliriz, equalizer'ı özelleştirebiliriz. Bu detaylar bizlerin karşısına çıkıyor. Ve burada şöyle bir detay hoşuma gitti. En yüksek ses seviyesinde sesin netliği bozulmuyor. Çok güzel net bir sesle karşılaşıyorsunuz. Yapmış olduğum kullanımlarda testlerde özellikle bu ürünü farklı yerde de test etme imkanı bulmuştum. Ya ürün gerçekten hoparlör konusunda beklentilerimi kesinlikle karşılayabildi. Sizler için de bir hoparlör testi gerçekleştirdik. İsterseniz buna bir yakından bakalım. Evet, hoparlör testini gördüğünüz sıra şimdi geldi yazılım özellikleri hakkında konuşmuyor. Bu ürün Android 13 ile birlikte geliyor. Güncel bir ürün zaten bu işlem sistemini görmemiz gerekiyordu ve MIUI tarafında bizler MIUI Pad Global versiyon 14 ile karşılaşıyoruz. Yine burada özelleştirilmiş bir versiyon bu. Tabletler için özel olarak modlanmış Xiaomi tarafından bu ürüne de bu yazılım bizlerin karşısına çıktı. Ve bizler bu ürünü güncel şekilde kullanabiliyoruz. Mesela bu ürüne yakın zamanda bir güncelleme geldi. Güncelleme kısmına geldiğimizde bizler burada güncellemeyi de görebiliyoruz. MIUI tarafında bir güncelleme aldı ürünümüzün kendisi. Bu açıdan bakıldığında ürünün uygulama indirme ve güncelleme konusunda herhangi bir sorunu söz konusu değil. Play Store'dan girip uygulamalarımızı kolay bir şekilde indirebiliyoruz. Burada tercih tamamıyla sizlere kalmış durumda. Ve yardımcı özellikleri gelecek olursak bu ürün Bluetooth 5.2 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 802.11ac var. USB-C standardı olarak da USB-C 3.2'yi görüyoruz. Yani OTG bağlantısı yaptığınızda, dosya transferi yaptığınızda hızlı bir dosya paylaşımı sizleri karşılıyor. USB 2.0 kullanılmamış. Çoğu kullanıcı bu detayı önemsiyor, vurgulamış olalım diyorum. Ve ürünün genel olarak özellikleri işte bu şekildeydi. Sizlerle birlikte Xiaomi Pad 6 modelini kutusundan çıkarmış olduk. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Peki Enes, bizler bu tableti beğendik. Satın alacağız. Kaç paraya satın alabiliyoruz? 7000 TL'den başlayan fiyatlarla ürünü sizler
Satın alabilirsiniz ancak çok önemli bir detay var. Ürünün farklı versiyonlarına göre fiyatlar değişebiliyor. 6 GB ve 128 GB'lık depolama alanına sahip olan versiyonun fiyatı 7000 liradan başlıyor. Bu ürün 8 GB ve 256 GB depolama alanı destekliyor. İnternette bir arama yaptığınızda bu detaylar karşınıza çıkabilir. Ben şimdiden söylemiş olayım diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.